Evet. Günlerdir Antakya'dayız. Buradaki dayanışmayı anlatmaya çalışıyoruz. Buradan sizlere güzel haberler vermeye çalışıyoruz. Enkaz çalışmaları bir yandan devam ederken, enkazdan uzun süre geçmesine rağmen, depremin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen hala güzel haberler geliyor. Bir yandan da buradaki vatandaşlarımız da bir dayanışma örneği yaratıyor ve tüm Türkiye'ye umut oluyor. Burada da şu anda Odabaşı mahallesindeyiz. Bir süpermarketin bahçesindeyiz şu anda. Burası bir karargah olmuş durumda. Bildiğiniz bir karargah gibi çalışıyor ve depremzedelere, deprem mağdurlarına, polislerimize, askerlerimize, herkese burada yeme, içme, barınma ve sağlık ihtiyaçları buradan karşılanmaya çalışılıyor. İlk buradaki yanımdaki arkadaşlarımız buraya gelmişler gönüllü bir şekilde ve burayı bu hale günlerce uğraşarak, kendi imkanlarını zorlayarak bu hale getirmişler ve depremzedeleri de günlerdir umut oluyorlar, dayanışma içerisindeler. Depremzedelerin yaralarını buradan sarmaya çalışıyorlar. İlk günlerden itibaren burada olan yanımızda bir arkadaşımız var. Kendisiyle neler yaptıklarını, burada neler olduğunu birlikte öğrenelim. Hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım önce. Merhabalar. Batuhan Soy ismin? ben. Batuhan Konak. Sağlık personeliyim. Buraya tamamen gönüllü geldim. Depremin üçüncü gününde geldim. Bu ekiple beraber geldim ve burada görünmeyen birçok arkadaşım daha var. Depremin üçüncü günden beri beraberiz burada. Beraber nöbetleşe işler yapıyoruz. Birbirimizi dinlendiriyoruz. Buradaki iş hiçbir kuruma bağlı değil. Tabii ki devletten, niyetten ve askerlerden birçok destek alıyoruz. Ama buradaki iş tamamen gönüllü bir iş. Burada geldik. Ufak bir ecza kurduk. Ufak bir çadırda tıbbi işlemlerimizi getirmeye çalıştık yerine. Kartopu etkisi gibi büyüyerek gidiyor. Gönüllü arkadaşlar bizi ufak bir çadırdan büyük bir çadıra taşıdılar. Ya buraya geldiğinizde kaç kişiydiniz? Buraya geldiğimizde bir 20 kişiydik. İçinde aşçılarımız vardı. Burada gıda konusunda yardımcı oluyorlar. 7/24 burada sıcak çorbamız pişiyor. Onun haricinde burada sağlık personellerimiz var. Kendi aramızda burada alanlara ayrıldık. Gönüllü eczacılarımız vardı. İlaç dizimi konusunda bize yardımcı oldular. Pansumanlar yapılıyor. İlaçlarımız dağıtılıyor. Hemşire ağırlıklı bir Burası ekipsiniz hemşire herhalde. ağırlıklı. Hatta ilk bir hafta hiç hekimimiz yoktu. Şimdi sağ olsunlar hekimlerimiz de geldiler bizi duyan. Bize yardımcı olan hekimlerimiz de var burada. Pratisyen de burada. Ondan sonra ortopedi doktorumuz da burada. Kendisi yurt dışından geldi. Ondan sonra dediğim gibi Rusya'dan gelmiş herhalde buraya gönüllü olarak. Daha önce de Malatya'da mıydı? Maraş'ta mıydı? Maraş'ta görev almış sanırım. Ondan sonra buraya gönüllü bir şekilde kendisi geldi. Buradaki emeğimizi gördü. Sağ olsun bize burada yardımcı oluyor. Ya burada bana en büyük desteği geçen Mehmet arkadaşım var. Ona da tanıştırmak isterim size. Burada beraber dediğim gibi bir kartopu etkisi büyüyerek gidiyoruz. Evet, Mehmet arkadaşımıza geçmeden önce biraz burayı gezelim birlikte. Burayı hem Türkiye'ye de gösterelim. Bir Tamamdır. buradaki dayanışmayı Türk milletinin de görmeye ihtiyacı var. Tamamdır. Burayı hemen kameraman arkadaşım çekiyor. Burada yemekler pişiyor. Yemekler pişiyor görüyorsunuz. Siz bize anlatın Batuhan Bey. Neler Burada yapılıyor burada? gönüllü aşçı arkadaşlarımız geldiler burada. Kendileri tamamen gönüllü işiyle çalışıyor. Burada 7/24 bize sıcak çorba sağlıyorlar. Hem buradaki personele, hem askere, hem de emniyete, hem de burada depremzede yakınlarına. Herkese burada sıcak çorba pişiriyorlar sağ olsunlar. Evet. İçeriye ufak bir ecza kurduk. Orayı hemen Burada en gösterelim. başında asker personellerimiz de eczanelerden bulduğumuz kadarıyla yaptık bu işi. Sonra bizi gören herkes buraya ilaç indirdi. Dediğimiz gibi kendi imkanlarımızı da diziyoruz. Sağlık personeli, burada askeri personellerimiz var. Bize çok yardımcı oluyorlar ilaç dizme konusunda. Dediğim gibi burası tamamen bir dayanışma yeri oldu bizim için. Çok sağ olsunlar. Evet, görüyoruz. Şu anda Emekleri büyük. askerlerimiz de Evet, emekleri çok. cansiperhane burada gidiyorlar, görevlerini yapıyorlar, Evet, koruma emekleri. görevlerini üstleniyorlar. Buraya gelip size yardımcı oluyorlar herhalde. Evet, kesinlikle emekleri çok büyük. Ayrıca burada bir ekibimiz var. Sağ olsun bizim başımızda duruyor, bizi yönlendirmeye çalışıyor. Onu da dinliyoruz. Dediğimiz gibi burası Evet. bir güzel bir komünite oldu bizim için. Evet, çok güzel bir iş yapmışsınız aslında. Tüm Türkiye'ye de umut veriyor burada yapılan şeyler. Buralarda da herhalde kalıyorsunuz. Buralarda hemen buraları da Erzak gösterelim. indirmek isteyenler olursa burada erzak yardımımız oluyor olabildiğince. İkinci el eşyaları Burada vermemeye kıyafet. çalışıyoruz. Evet. Olabildiğince sıfır eşyaları vermeye çalışıyoruz. Zor kaldığımız durumlarda ikinci eşyaları vermeye çalışıyoruz ama önceliklerimiz sıfır eşyalar.
Evet, hemen bir dışarıya da gösterelim vatandaşlarımıza. Buyurun, buyurun. Görüyorsunuz burada askerlerimiz, polislerimiz hem bölgenin güvenliğini sağlıyor. Gün içerisinde görevleri oluyor, akşam görevleri oluyor. Görevlerine gidiyorlar, bu alanda dinleniyorlar. Daha sonra görevlerine gidip geldikten sonra bu alanda dinleniyorlar. Geliyorlar buradaki arkadaşlarımıza, gönüllü ve çok güzel bir iş yapan buradaki arkadaşlarımıza da yardımcı oluyorlar, destek oluyorlar. Buradaki güvenliği de sağlamış oluyorlar. Siz de devam edelim Batuhan Bey'le. Teşekkür ediyoruz size de. Sizi bir tanıyalım. Tabii. Mehmet Emin Erke, merhaba, iyi akşamlar. Burada yaptığımız iş Batuhan Bey'in anlattığı gibi ilk önce küçük bir kar topuyduk. Biz buraya küçükten başladık. Büyük bir merkez kurduk. Biz sadece buradaki ilaçlarla çeşitli bölgelere ortalama 7-8 tane revir açtırdık. Burada bize kalan ilaçlarla. Gün geliyor saat 5'lere 6'lara kadar uyumuyoruz gece. Sırf başka milletimizin işleri görülsün. Her tarafı bir sağlık kabini açtırma niyetindeyiz. Biz buradan ilaç stoğu yapıyoruz mesela. Her tarafa buradan ilaç dağıtıyoruz. Ortalama 8 tane bir revirimiz var. Biz tedarik ediyoruz bütün ilaçlarını. Sağ olsun doktorlarımız burada. Rusya'dan bizim hekimimiz var zaten, ortopedi uzmanı. Bize her şekilde yardımcı oluyor. Bugün de bir tane doktorumuz geldi. Her şekilde bize yardımcı oluyorlar. İstiyorsanız size şu tarafı da tanıtayım. Ha, buyurun, buyurun. Buyurun. Anlatın siz. Burada bir sağlık kabini görüyoruz herhalde. Sağlık kabinimiz var. Burası bizim müşahede odamız gibi. Müşahede odasında ilk invazif işlemler burada yapılıyor. Doktorumuz, hekimimiz onay verdiği ilaçları falan biz burada yapıyoruz. Burada zaten ortopedi uzmanı burada kendi şeylerini falan yapıyor, tedavilerini. Biz elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yok, ben tutarım. Tabii. Arkadaşımıza engel olmayalım, o da böyle gelsin. Tabii. Evet, yanımızda da şu an hem depremzedelere, göçükte kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına katılmış ve bu bölgenin de kurulmasına büyük emeği olan bir arkadaşımız var. Kendisi de bir kaza geçirmiş burada ve hala bu dayanışmaya, el uzatmaya devam ediyor. Sizi bir tanıyalım. Adım Mehmet, soyadım Koçak. Ankara'dan gönüllü olarak geldim. Yani insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yani gönüllerimiz bir olsun, birbirimize destek çıkalım diye buradayız. Bu kadar. Peki, yani burada gerçekten can siperhane, evet. Çalışıyor herkes gönüllü bir şekilde. Evet. Siz de ayağınızı sakatladınız ve buradaki çalışmalara devam ediyorsunuz. Evet. Çalışmalara katılıyorsunuz siz de. Evet. Yani burada bir dayanışma da gördünüz. Yani tüm her yerde, her alanda biz de görüyoruz. Alanlardayız günlerdir. Neler söyleyeceksiniz Türk milletine neler söyleyeceksiniz buradan? Ya ben şu an bir şey söylemek istemiyorum. Hani buradaki olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımızdan Allah razı olsun. O yurt dışından gelen doktorlarımıza da Allah razı olsun. Yani onca emek veriyorlar, onca yardım etmeye çalışıyorlar ellerinden geldikçe. Bunlar yani söyleyeceğim şeyler bunlar. Evet, çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten sizden Allah razı olsun. Bu halde hala devam ediyorsunuz çalışmalara. Sizin ekleyeceğiniz, söyleyeceğiniz bir şey var mı? İsim neydi önce, bir tanıyalım. Enes ben, Enes Hangün. Biz artık öyle bir kademeye geldik ki artık Adana, Ankara, Urfa gibi şehirlerden bize tamamen gönüllü eczacılar. Milletimize beraber bize ilaç getiriyorlar. Poşet poşet temel ihtiyaç ilaçları getiriyorlar. Biz de bunları sipariş üzerine ihtiyacı olan yerlere gönderiyoruz. Artık bir sirkülasyon oluştu. İlaçlar bize geliyor. Teminatımız çok yüksek. Dolu dolu ilaçlarımız var ve dolu dolu gidiyoruz. Burası gündüz çok kalabalık. Gündüz burası sıra çok var. Hem buranın yerlisi geliyor hem başka vatandaşlar geliyor ve sürekli yardım halinde, hem gıda olsun hem ilaç olsun, her anlamda
destek vermeye çalışıyoruz. Evet, yani gelince. Burada izleyicilerimiz de az önce gördü. Arka tarafta da buraya gelen vatandaşlarımız yeme içme ihtiyacını karşılayabiliyor. Sağ tarafta hemen kameraman arkadaşım Alperen gösteriyor. Orada da gıda ihtiyaçlarını, diğer gıda ihtiyaçlarını, temizlik ihtiyaçlarını oradan da temin edebiliyorlar. Hemen sol tarafımızda da bakın, orada da görüyorsunuz. Burada havalar da çok soğuk olduğu için sıcak içecek ihtiyacı had safhada. Burada bir ateş yakmış vatandaşlarımız etrafında oturuyor. Orada askerlerimiz, polislerimiz aynı şekilde. Buradan da çay servisi yapılıyor. Hemen arka tarafımızda da tuvalet ihtiyaçlarını vatandaşlarımız buradan da karşılayabiliyor. Geçtiğimiz günlerde bölgede çok ciddi bir problemdi tuvalet ihtiyacı. Kısmen çözülmeye o da başladı diyebiliriz. Kendi Rus hocamız var. Hemen sol tarafta da sağlık kabinimiz var. Burada hem Sahra Eczanesi kurulmuş, Sahra Sağlık Kabini kurulmuş diyebiliriz. Burada da Rusya'dan gelen ve depremin ilk gününden itibaren çalışmalara katılan gönüllü bir şekilde hocamız var. Doktor bir beyefendi var. Öncelikle kendisini bir tanıyalım. Siz bir çevirirseniz, çevirmenimiz de yanımızda. Yılmurzin Salavat, родом из России, город Саранск. Что еще сказать? Salavat, фамилия еще раз. Yılmurzin. İsmi Salavat, Yılmurzin soyadı. Rusya'dan geldi. Rusya'dan geldi o yani. Evet. Peki nasıl oldu? Neyi gördünüz de basından mı gördünüz de geldiniz? Nasıl geldiniz bu bölgeye? Ve hani birinin yönlendirmesiyle mi geldiniz? Devlet mi yönlendirdi sizi, yoksa gönüllü bir şekilde bu olayı gördünüz ve direkt buraya mı geldiniz? Вообще случайно я приехал. Я взял билеты в Стамбул посмотреть, ну, где-то за месяц до этого. И ровно в тот день, когда я вылетал, произошло, скажем так, землетрясение. Я уже летел и в новостях вижу, что в Турции землетрясение. Как прилетели, друг один меня добавил в чат помощи, волонтерства от Кызылай. И предложили пойти специалистам, врачом, так как я врач. И, альхамдулиллях, я вот тут оказался, решил помочь. Uçak biletini İstanbul'u gezmek için bir ay öncesi almış. Tam uçağa binerken, bindiği gün bu haberi duymuş, haberi aldım diyor. Haber yani, deprem olduğunu duydum. Deprem olduğunu gördüm diyor ve kalmaya karar verdim. Pazartesi bileti vardı, iptal etmiş ve elimden geldiği yardım edeceğimi. Yardım etmek için bölgeye geliyor. İlk nereye gelmiş bir onu da öğrenelim. Первый раз Malatya. Malatya'daki vatandaşlarımıza önce hizmet ediyor. Daha sonra da Hatay'a mı geliyor? Evet, İstanbul'a geldiğinde haberlerde, Facebook haberlerinde gördüm diye bir arkadaşım bir gruba ekledi. Kızılay Gönüllü Yardımcılarına. Onu gördükten sonra ben de o gruba katıldım ve buraya gelmeye karar aldım yardım etmek için. İlk önce biz hep birlikte Malatya'ya gittik pazar günü. Malatya'dan sonra orada çok yardıma ihtiyacımız olmadığı için dediler. Biz buraya daha çok yardım lazım diye buraya gelmeye karar verdik. Siz de sürekli yanındaydınız herhalde. Evet, hep yani az çok Türkçem, az çok Rusçamla yardım ediyorum. Evet. Peki Türk milletine mesajınız ne? Alanda neler gördünüz? Önce bir onu sorayım. Alanda, sahada sürekli çalıştınız. Vatandaşlara hizmet vermeye çalıştınız, sağlık problemlerini çözmeye çalıştınız. Neler gördünüz? İzlenimleriniz neler? Ну, вообще я увидел, какой сплоченный турецкий народ, как они помогают друг другу в первую очередь, какие они бравые ребята, очень усердны в своем труде. Ну вот это меня и сподвигло, наверное, тоже прийти и помочь вам. Поэтому İlk öncelikle Türk halkının birbirine ne kadar yardım ettiğini gördüm, çok çabaladıklarını gördüm diyor. Çok duygulandım. Bu şekilde mi? Yani evet, bu şekilde. Evet, peki Türk milletine mesajınız nedir diye soralım son olarak. Ну чтобы они Ну, сложный вопрос, на самом деле. Скажи. Çok zor bir soru diyor. Это потом надо будет. Bu durumda çok bir zor soru.
Просто на некоторые вещи не взглянуть без слез. Это очень плачевно, поэтому... Bazı şeylere gözyaşı akıtmadan bakamıyorsun. Çok zor durumdalar diyor. Нужно просто делать то, что ты умеешь, и делать хорошо. Herkes elinden geldiği şeyi yaparsa ve çok doğru düzgün bir şekilde yapılması gerekiyor. Yani o dayanışmayı görmüş herhalde, evet, değil mi? Yani çok güçlü, birbirine çok yardım ediyorlar. Bazı şeylere yani gözyaşı olmadan bakamıyorsun. Çok ağır, gerçekten de çok zor durumda, çok büyük bir şey atlattınız. Evet. Ekleyeceğiniz, söyleyeceğiniz son olarak bir şey var mıydı? Ну, привет всем родным. Я тут вот приехал из Турции. Наверное, все. Пусть Аллах облегчит всем нам это испытание. И я даже не знаю, что еще сказать. На самом деле, son olarak ben şunu da söyleyeyim, sonra çevirin. Türk-Rus dostluğunu temsilen buradasınız diyebiliriz herhalde. Да, да. Я думаю, что у нас все будет хорошо, и мы будем помогать друг другу. Потому что наши ребята тут работают, и МЧСники работают, и волонтеры очень большое количество работают. И мы помогаем друг другу. Альхамдулилля. Öncelikle, evet. Öncelikle ailesine selam gönderiyor. Buradayım, rahatım, her şey yolunda diyor. Türk halkına da çok güçlü olmayı, dayanışlı olmanızı arzu ediyor. Allah yardımcımız olsun diyor. Kendisi de hani Müslüman. Ve Türk-Rus ülkesi dostluğu, evet, yani daim olacak ve biz her zaman yardım ederiz birbirimize. Burada da hani MCS gönüllü olarak, ekip olarak gelen bizim halkımızdan çok diyor. Hiç o? Ne, наверное, все. Böyle. Bu şekilde. Evet, sizin ekleyeceğiniz, söyleyeceğiniz bir şey var mıydı? Yani gelen Rusya'dan gelen doktorlarımıza çok teşekkür ederiz. Gerçekten bize çok kaliteli hizmet sunuyor. Bütün gönüllü arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Biz yaklaşık bir haftadır buradayız. Burada çok kuvvetli birlik ve dayanışma var. Yani dışarıdan gelen yardımlar gerçekten yani muazzam şekilde çok çok iyi. Milletimize çok teşekkür ederiz. Yani bir nebze de olsa depremzedelerin kardeşlerimizin yarasını sarmaya devam edeceğiz. Biz hep buradayız. Evet. Evet değerli izleyenler, Antakya'dan aktardık. Antakya'da dayanışma devam ediyor. Hatay'da biliyorsunuz ki burada depremin en yoğun hissedildiği yer, dayanışmanın da en yoğun hissedildiği yer. Şimdilik sizin soracağınız bir şey yoksa sözü stüdyoya bırakıyorum.